Oh be, sonunda şöyle YouTube'da yaptığı işi övebileceğimiz, öyle ona buna özendirmeyen, tek amacı gülmek ve gülerken güldürmek olan, oradan buradan forma taraklayıp aha ben buldum demeyen birini anlatacağım uzun zaman sonra burada. Çoğumuz onu YouTube'da yaptığı Konuşanlar programıyla tanıdık ama bunun çok öncesi ve arkası da varmış. Yıllardır süregelen çabalar, setlerde geçirilen saatler, verilen emeğin geri alınamaması, hüsran, hayal kırıklığı ama en sonunda gelen geri döndürülemez başarı onun hikayesi. Hakkında yeni nesil komedyen deniyor ama aslında o eski nesilden gelen bir komedyen. Buyurun konuşanların konuşturanı. Şunu indirsene bir görsün herkes seni. Beni... Hafif görsün. Hafif göstereyim mi? Biraz daha göstereyim. Ya sanki erotizm şey yapıyor. Biraz daha seksi yok. Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 doğumlu. Güngören'de dünyaya gelmiş. Çocukluğu ve gençlik yılları da orada geçmiş. Yaşadığı semtin komedi anlayışını şekillendirdiğini söylüyor. E haklı da, malzeme iyi. E üstüne bir de gözlem yeteneği eklenince onu bu kadar geç tanımış olmak bizim kusurumuz diyesi geliyor insanın. Küçüklüğü zıpırlık yaparak, onu bunu güldürmeye çalışarak geçmiş. Ama çevresince komiklik yapmak, yani mizah bir kusur olarak algılanıyormuş hep. Ne zaman düzelecek bu çocuk? Bu hiç efendi değil gibi nidalarla büyümüş. Hatta güldürdüğünde fırça yermiş. O da tamam düzeleceğim, tamam efendi olacağım gibi tutamayacağı sözler vermeye başlamış. Hayatında dönüm noktası olmadığını söylese de aslında ilk defa tiyatroya gittiği zaman hayatı bir dönüyor ve mesleğini tiyatro ve komedyenlik üzerine yapmaya karar veriyor. Lakin ki Cihangir'de bir kafede otururken keşfedilmek kadar kolay mı bu işler tek başına yapmaya çalışırsan? Değil tabii. Hatta ona oldukça da zormuş. Şu ana kadar geçen hayatını birkaç kelimeyle özetlesen diye sorduklarında mücadele ya da çabalamak diyor. İşte o mücadele setlerde başlıyor. Yıllarca kamera arkasında setlerde çalışıp senaryo yazmayı, yazdığını geliştirmeyi öğreniyor. Başından beri en büyük hayali de kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmakmış. Sonra setten çıkıp senaristliğe başlıyor. O çok sevdiğimiz, ancak sevmeyeni de çok olan, hatta mahalle baskısının televizyona yansıtılmış hali olarak evlendirilmek zorunda bırakılan bir kadın bir erkek dizisinin senaristliğini yapıyor bir süre. 6 sene boyunca çeşitli işlerde senaristlik yapıyor. 24 saat seks düşünen ilişki adamı. Hayatım, ne haber, ne yapıyorsun? Geldiler, gittik, ifade verdik, mahkemelik olduk. Fakat artık ne olduğu bilinmez ama sektör bu olunca inanmak güç değil. Mobbing ve engellerden dolayı bir süre bu mesleğe ara verdiğini söylemiş bir röportajında. Sonra da yakın çevresinin de desteğiyle stand-up yapmaya başlıyor Beşiktaş Leman Kültür'de. 2014'te başlayan bu macera bugünlere kadar geliyor işte. Leman Kültür'deki gösterisi başta hiç bilinmiyorken sonra dilden dile yayılmaya başlıyor. Gösterisi haftada 4 güne çıkartılıyor. Hatta kendi dediğine göre ünlü olmamasına rağmen gösteri zamanı kapının önünde sıra bile oluşuyor. Tabii o da stand-up'ı bu kadar tutunca yazarlıktan ziyade tamamen ona yönelmeye karar veriyor. Bir ara çok güzel hareketler bunlarda da yer aldı. Hem senarist hem oyuncu olarak. BKM'de yaptığı Hep Zemin gösterisiyle de çok sevildi. Hatta baksanız Ekşi'de hakkında girilen ilk entry 2011 yılına ait. Rezalın, buralar değerlenir diyenler haklı çıktı yani. Senelerce 20-30 kişilik sahnelerde gösteri yaptı. Hatta Hasan Can bunu pişme süreci olarak betimliyor. Sonra ise öyle bir patlama yaptı ki Harbiye sahnesine kadar uzandı. Hepiniz neyden bahsettiğimi anladınız. Her hafta YouTube'da trendler biri esir alan Konuşanlar programıyla tabii ki. Program aslında televizyon için stand-up'a başladığı ilk zamanlar yıllar önce yazdığı bir formatmış. Ama bir türlü satamamış ve yapmak nasip olmayınca rafa kaldırmış. Sonra bir dizi senaryosu yazıyor ve ne yazık ki onun için bir sene bekletiyorlar. O arada babasını kaybediyor ve hayatını sorgulamaya başlıyor. Kararı bir daha istemediği projelerde bulunmamak ve mutlu olacağı işler yapmak. Sadece komedyenliğe ve kişisel projelere yönelmek. İşte o zaman Konuşanlar formatı aklına geliyor. Lise çağlarında başını sürekli belaya sokma pahasına eğlencenin peşinden koştuğu zamanları özlediğini söylemiş. Belli ki en çok onun adı yazılıyordu. Belki de bu yüzdendir programın adını bu koyması. Ancak bu sefer yazılanlara ceza ya da ellerini böyle yaptırıp cetvelle vurmak yok. Aksine en çok konuşana ödül var. Al sana sisteme başkaldırı. Tamamen orijinal bir içerik. Seni tanıyabilir miyiz İsmet'ciğim? İsmim zaten İsmet. Sürprizlerle dolusun İsmet. Alkol alınca insanların burnuna parmak sokma gibi bir huyum var. 12 Mayıs 2020'de YouTube'da 0 aboneyle ilk bölümünü yayınladı. Zaten pandemideyiz. Moraller 0, 0, 0, 0.
gülme ihtiyacımıza ilaç gibi yetişti. Ve 3 ay gibi kısa sürede sıfırdan 10 milyon izlenmeye ulaştı. YouTube'da sıfır olarak girdiği karantinadan ünlü Hasan Can Kaya olarak çıktı. Valla ben pandemide ünlü oldum. Yani şöyle oldu, 2 ay eve kapandım. 2 ay sonra bir çıktım, şöhretim. Yani 30 yıldır karantinadaymışım gibi bir durum oldu. Dolayısıyla bende bir değişiklik yok hissiyat olarak ama şey güzel yani yaptığınız işin karşılığını bulması. Başta 30 dakika yüklediği programlar zamanla bir saate hatta bir saatten fazlaya uzadı. O mizahı ne kadar ofansif, defansif diye ayırmasa da ofansif, hafif alaycı ama sevimli bir dili var. Yine de kendime yapamayacağım şakayı seyircime de yapmam diyor. Zaten seyircisini de arkadaşları olarak görüyor. Bu yüzden bazen pot kırdı ya da karşı tarafı bozduğu espriler de olmuyor değil aslında. YouTube'da izlemeyenler en kötü bir şekilde WhatsApp'ta Bibiş stikerine maruz kalmıştır. Programına arada bir ünlü isimleri almayı da es geçmemiş. Mottosu da güldükçe çoğalıyoruz. Şimdilerde konuşanların yanında bir de stand-up parti adını verdiği gösterisiyle izleyicilerle buluşuyor. Diyor ki ne kadar kalabalık olursa parti o kadar eğlenceli olur. Günler öncesinden sold out olması çok tabii ki sevindirici. Aylar öncesinden olması daha da sevindirici. Çünkü parti ne kadar kalabalık olursa o kadar eğlenceli oluyor. Yalnız konuşanlar ve stand-up parti arasındaki farkı da unutmamak lazım burada. Biri talk show ve izleyiciyle interaktif ilerliyor. Diğeri ise izleyicinin daha az entegre olduğu bir stand-up gösterisi. İki gösteri için de biletler aylar öncesinden tükeniyor. Hayatında bir dönüm noktası olmamış dedim ya başta. Ona hiç kapı açılmamış. Hatta aksine yüzüne kapanmış. Şimdi öyle bir izleyici kitlesi var ki bir el işaretiyle tüm kapıları kırıp "Buyur abicim Hasan Can sen içeri gir biz arkanda varız." derler. Bu kadar çalışmanın ardından hak etmiyor denilemez. Bir röportajında sormuşlar sanatın neresindesiniz sizce diye. Sanat yapıyor muyum ki bir yerinde olayım diye cevap vermiş. Ancak safi küfürle, osurma ya da geğirmeyle yapmadığı güldürü aslında tam da bir sanat. Artık bunu özlemiştik. Üstelik sadece stand-up gösterileriyle değil, hayali olan kendi hikaye ve senaryolarını beyaz ekrana yansıtmayı da ileride yapacağını söylüyor. Ne diyelim, sevenleri bir kere bu mizahın tadını tattı. Umarız yeni projeler gelir, eskisini aratmaz, kaliteli mizah izlemek için sinema biletleri alınır ve film çıkışında "Of be, hiç değmedin" denmez. Çoğu kişi Cem Yılmaz'dan sonraki komedi açığını kapatacak kişi diyor hakkında. Ama bizce başka birileriyle karşılaştırmanın anlamı yok. Umarız şimdi nasıl Cem Yılmaz mizahı diye bir kavram varsa ileride Hasan Can Kaya mizahı kavramını da yerleştirir dillere.